Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Kanalımızda yine sizlerle birlikte buluşmaktan dolayı çok mutluyum. Ee, bizler için sizlerin düşünceleri, görüşleri, tavsiyeleri çok önemli. Bizlere aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi yazarsanız çok seviniriz. Hepsi birbirinden değerli olan görüşlerinizi mutlaka değerlendireceğiz. Bizlerin ilerlemesine katkı olacaktır. Onun için şimdiden teşekkür ederim. Beremizi şu şekilde tepeden başlıyoruz. Tepeden başlıyoruz ve artışlarımızı yaparak dilediğimiz ölçüye gelene kadar artışımızın sayısı yeterli olana kadar. Yani yapacağımız çocuğun yaşından büyüklüğüne kadar Artırıyoruz. Eğer büyük yaştaki çocuklarımızı yapacak isek bereyi daha artışlarımıza devam ettirmemiz gerekiyor. Ee, bu beremiz 2 yaş, 1 yaş, 2 yaş, o civardaki çocuklarımızın çok rahatlıkla giyebileceği bir de esnediği için bereler açılabildiği için daha büyüğe de olabiliyor aslında. Yumuşak ve esniyor görüyorsunuz hepsi esnemeye müsait iplerimiz. Onun için hesap ederek yani ileri yaştaki çocuklarımız için de yaparsanız büyüterek yapabilirsiniz. Evet hepinizin ellerine sağlık kolay gelsin. Kurbağamız için 3.5 numara tığım var. Ve de şu markada bir yün kullanıyorum. Bebe yünü. Ee, şöyle bir bakalım bebe yünümüzün. 100 gramdan oluşmakta ve 335 metreden oluşmakta. Anti peeling özelliğe sahip bir ipimiz. İpimizi ben iki kat ederek kullanmak istiyorum. Çok ince olmasını istemiyorum. Şöyle iki kat edip bir içinden aldım. Bir de üzerindeki ilmeği her ikisini de birleştirerek. Beremize başlamak istiyorum kurbağa beremize. Hepimiz görmüş olduğunuz gibi bayağı bir canlı fosforlu yakın bir yeşil. Tabi dilediğimiz renklerde kullanabiliriz. Çocuklar için olduğu için canlı renk olmasına herhangi bir mahsur görmüyoruz. Sihirli halkamızı yaparak beremize başlıyoruz. Bir tane zincirimizi çektik. Şu şekilde parmağımdan çıkarıyorum, başını doluyorum, halkamın içine girerek örüyorum. Başımı doluyorum. Halkamın içine girerek çıkarıyorum. Başını dolayalım. İpim çok kalın olmadığı için iki kat ettim. Bir kat ince olacaktı. Evet şu şekilde başını dolayıp batıyorum. Başını doluyorum. Giriyorum halkamın içerisine. Başını doluyoruz. Çekiyoruz. Başını doluyoruz ve çekiyoruz. Ve şimdi saymak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 12 tane yapalım. 10 11 ve 12. 12 tane doldurdum. Arkasını sıkıştırıyorum. Şu şekilde ipimi güzelce bir çekiyorum. Orta yuvarlağını şapkamızın oluşturuyorum başlangıç noktamın üzerine gelerek batıyorum ve birinci sıramı şu şekilde oluşturmuş oluyorum. Birinci sıramın bağlantısını yaparak ördüm. Şimdi ikinci sırama geçiyorum. İkinci sırama geçerken şu şekilde bir gizli geçiş yapmak istiyorum. Orada bir çukurluk olsun istemiyorum. Başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Başını doluyorum. Bir sonraki yere batıyorum. Başını dolayıp bir sonraki yere ikinci kez batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Her bir ilmeğimin arasına iki yarım trabzan örüyorum. Başını dolayıp giriyorum. Aynı yere tekrar başını dolayarak giriyorum ve tek seferde çekiyorum. İl tığımızın başını dolayarak giriyoruz ve tek seferde çekiyoruz. Yine aynı yere tekrar girerek tek seferde çekiyoruz bütün sıramızı iki defa girerek çekelim bütün ilmeklerimizi birebir başlangıç noktamıza kadar başını dolayıp ilmeğimizin içine girelim ve çekelim başını dolayalım aynı yere tekrar 12 ilmeğimizi 24 tane ilmek olarak tamamlayalım birinci sıramızda şu şekilde her birisini iki defa batıyoruz ve meşil bir kurbağamız olacak ama çocuklara canlı renkler çok yakışmakta canlı mat her rengi giyebilmeli çocuklarımız şu şekilde başlangıç noktama kadar öreyim sıramızın başına geldim İlk başlamış olduğum noktadayım bakın şurada ilmeğimin geçişi ve son ilmeğimiz şimdi şuradaki ilmeğimizin içerisine başını dolamadan girelim ve şu şekilde çekelim ve geçiş yerimizi hazırlayalım yukarıya geçelim yukarıya şu şekilde tığımızı batırıp çekelim bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum aynı yere giriyorum ve Birinci sıramızın sonuna geldim. İkinci sıramıza başlıyoruz. İkinci sıramıza şu şekilde geçiyoruz. Şöyle batalım. Bakın şu şekilde girelim. Tığımızın başını dolayıp çekelim. İkinci sıramıza şu anda başlamış olduk. Yani ikinci sırayı tamamladık. Üçüncü sıramıza başlıyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Bir tane başını doladım ikinci yere her iki ipimi de birlikte alarak geçiyorum başımızı doluyoruz sıradan 3 tane ördüm başını doluyorum tığımın dördüncü ilmeğimi ördüm tığımın başını doladım 5 tane ilmeğimi birer defa batarak aldım şimdi altıncı ilmeğimi örüyorum bir battım altıncı ilmeğimi ördüğüm yere ikinci kez bir daha batıyorum 5 tane tek, altıncısı çift olarak 3. sıramızı örüyoruz. Başıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6.'yı ördüm. Yanına bir tane daha batıyorum ve 6'yı çift örmüş oluyorum 6. sıramız tekrar saymaya başlıyorum başını doluyorum sıradan 1 2 3 4 5 ve 6 altı. 6. sıramızı ikinci kez bir daha batıyoruz ve çift örüyoruz 5 tek bir çift şeklinde sıramızın başlangıç noktasına kadar örelim sıramızın en sonu çift ilmek olarak altıncı ilmeğe denk geldi ve çift olarak ördüm şimdi bir tane zincir çekmiştim bakınız şuraya sonra batmıştım dibine bir zincir çekmiş olduğum yere şu şekilde giriyorum ve çekiyorum Birleştirme yerimiz, geçiş yerimiz bu şekilde belli olmuyor. Şimdi bir tane şöyle ileriye doğru tekrar geçiş yapalım. Hep aynı yerlerden geçersek şöyle bir e, geçiş çizgisi oluşabiliyor ister istemez. Onun da oluşmasını istemiyoruz ve bir tane akıtıyoruz. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve tekrar başını dolayarak batmaya başlıyorum. İlk yerin dibine hemen batıyorum. Bir. Tek tek batıyoruz. İki. 3 4 4 tane tek battım. 5.'yi batıyorum. Bir daha doluyorum başını. 5.'ye 2 defa battım. Bir önceki sırada 6'ya çift batmıştık. Burada 5. ilmeğimize çift batıyoruz. 1 2 3 İpimi aynı anda içinden dışından aldığım için 4 ve 5. Beş. 5. çift olarak örüyorum. Dolaşıyorum tekrar 1 2 3 4 5. ilmeğimizi öreceğimiz yere çift olarak batıyorum. 5 çift olarak battım bu sıramızın tamamını 4 tane tek 5. çift olarak örerek tamamlayalım. Ortadaki göbek kısmında sayar isek 1, 2, 3, 4, 4. sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi en son yerimiz 5. ilmeğimiz çift olarak denk geldi. Şimdi ilk başlangıç noktamıza şu şekilde giriyoruz ve bağlanıyoruz. Bir tane ileriye doğru geçiş yapıyoruz ve bir tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 4. çift olarak batıyorum. Sayıyorum. 1 2 3 ve 4. Dördüncü çift olarak batıyorum. 3 ilmeğim tek, dördüncü çift olarak 1 2 3 ve 4. Dördüncü ilmeğimi olduğu yere bir daha batıyorum ve çift oluyor. Sıramın başına kadar bu şekilde 3 tek dördüncüsü çift olarak örerek tamamlıyorum. Beremizin 5. sırasını ördüm. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ortadaki göbek kısmı ile birlikte 5 tane sıramızı tamamladık. Artık artış yapmıyoruz. Sadece etrafında görmüş olduğumuz bütün trabzan yerlerine birebir batarak devam ediyoruz. Her bir trabzana bir tane batıyoruz. Başladık. Her bir trabzana artış yapmadan başını doluyorum, batıyorum. Başını doluyorum ve batıyorum. Eğer yaşa büyük çocuklarımızı örmek istiyorsanız birkaç sıra daha devam edebilirsiniz. Artışlarımızı yaparak uygun artışlar kurarak. Şimdi biz artış yapmıyoruz. İpimiz iki kat olduğu için bire birebir örerek etrafını büyütüyoruz. Şimdi aşağıya doğru inmeye başlayacak. Yani bir şapka kıvamına gelecek. Bu tepe noktasıydı. Şu an yanlarına doğru meyil vermeye başladık. Her bir trabzan arasına birer tane başını dolayalım ve çekelim. İpiniz ince ise mutlaka 5 sıra yetmez. 5 tane sıra artış yetmez. 2 sıra daha artış yapmanız gerekli ya da kaç yaş grubu çocuğumuza örüyor iseniz bunun ölçüsüne göre yapabilirsiniz. Evet şimdi 1 2 3 4 5 6. sıradan itibaren aşağıya doğru ördük biraz örmeye devam edelim. Pilimizi büyüttük. 1 2 3 4 5. 5 sıra artırarak örmüştük. Diğer sıralarımızı artırmadan sadece dolaşarak örmüştük. 1 2 3 4 5. 5'ten sonrasını sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yani burada toplamda 16 tane sıra trabzarımız var 16 sıra başının dolayı batık ve şu şekilde kenarında kulak koruma yeri yaptık kulak koruma yeri için zincirimizi çektik hemen bir tane trabzan yaptık hemen aynı yere battık 1 2 3 4 5 6 7 ilk zincirde sayar isek 8 tane ikinci sırada 2 4 6 7 2 4 6 3 5 her sırada birer tane azalarak 4 tane trabzanda bitirdik. İpimizi koparıp arkasından şu şekilde geçirdik. Şimdi diğer tarafa da şu kısmına da aynı şekilde başlayalım kulak koruma yerimizi. İpimizi alıyorum. Hemen başlıyoruz. Şu şekilde başlamak istiyorum şuradan. Yanımızdaysa çocuklarımız ölçerek yani başına giydirerek ya bir oyuncağı ya da bir e, çocuğumuzun daha güzel orantılı bir şekilde ayarlanacaktır. Bunun ayarlamasına şu şekilde bakın şu şekilde ayarladık biz. Ama eğer giydirerek yaparsak daha hoş olur. 3 tane zincir çektim. Aynı yere batıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane tırabzanımızı ördük. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Arka yönünü dönüyorum. Tığımı başını doluyorum. Sıradaki yere batıyorum. 2. trabzanımı ördüm. 3. trabzanımı 4 5 6 ve 7. 7 tane ördük. 8'de 7 eğimli 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak Sıradaki yere batıyorum. 2 zincirle birlikte 2 3 4 5 ve 6. Birer birer eksiliyoruz. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Arkasını döndürüyorum. 2 3 4 5 5 tane trabzanımız oldu şu şekilde birer birer azaldı 5 tane trabzanımız oldu en son şöyle bir bir tane zincir çekiyorum başını doluyorum sıradaki yere batarak yarım trabzan çekelim başını dolayalım bir tane trabzan öreyim başını dolayalım tekrar aynı şekilde batalım ve hepsini birlikte çekelim. İpimizi de bu şekilde bir tane zincir çekelim ve keselim. Ve kulak koruma yerimizi de bu şekilde tamamlamış olalım. Şimdi çevresini bir dolanalım. Diğer farklı bir renkle. Benimizin kenarına farklı bir tondaki yeşille örmeye başlıyoruz. Şu hemen kulak kısmından başlayalım. Bir tane zincir çekerek ipimizi sabitleyelim bir tane zincir çektim bir de batıp çıkardım ve ipimizi sabitledim şu şekilde tığımın başını doluyorum yandaki sıranın içine batıyorum tığımın başını doluyorum sıradan dolamış olduğum tığımı batarak çıkıyorum her bir trabzan arasına bir tane batıp çıkalım her bir trabzan arasına yeşilimiz epey bir canlı yeşil hemen hemen fosfor yeşiline yakın bir yeşil burada da uçta da daha koyu tondaki bir yeşili kullandık şu şekilde bütün sırayı başını dolayarak batıyoruz başını doluyoruz ve batıyoruz başlangıç noktamıza kadar geliyoruz kulak koruma yerlerinin de kenarlarını dolaşıyoruz aynı şekilde Beremiz kolay bir bere. Ama güzel bir bere. Eğlenceli. Şu şekilde batıyorum. Başını doluyorum. Batıyorum 1 2. Araya giriyorum. Araya giriyorum. Başlangıç noktamıza kadar örerek gelelim. Birimizin bütün kenarına Bu şekilde Örerek tamamladık. Kulak koruma yerlerini Ve diğer uçların hepsini bütün sırayı dolaşarak Tamamladık. Şimdi Hemen Ağzının kenarlarındaki yuvarlak gamzelerimiz var. Dudaklarımızın devamı olan O kısmı birlikte örmeye başlayalım. Pembe rekteki ipimi alıyorum sihirli halkamı yapıyorum. Ve küçücük dudaklarının kenarına yuvarlaklarımızı yapıyoruz. 3 tane zincir çektim. Ve doldurmaya başlıyorum. 2 3 5 6 7 iki tane hazırlayacağız. Onun için sayılar eşit olması lazım. 2 4 6 8 9 10 11 biraz şöyle toparlayayım. 12 13 Şöyle sıkıştıralım. 13 tane yaptım. Şu şekilde güzelce sıkıştırıyorum ve ilk başlangıç zincirimin tepe noktasına giderek batıyorum ve içinden şu şekilde geçiriyorum. Bir tane de zincir çekip sıkıştırıp makasımla kesiyorum. İkincisinden bir tane daha yapmak yapmamız gerekiyor. 13 tane trabzanı dolduralım. Yine sihirli halkamızı yapalım. 13 trabzan dolduralım. Kurbağamızın parçalarını birer birer tamamlamaktayız. Bakın şu şekilde sert kalın bir e, ipten şu ayakta dik durabilecek şekilde bir göz örüyoruz. Kalın ipimi iki kat yaptım. 2 kattan 14 tane trabzan ördüm. 2 kat olan yeşilimi de her bir trabzan arasına ikişer defa batarak tamamladım. Ve de şöyle kenarına şöyle yandan bakacak şekilde bir göz diktim. İğnemi taktım. Siyah ipliğimle şu şekilde bir düğüm gibi göz işledim. Dudaklarının kenarı da bakın şu şekilde olacak gözünü de yukarıya doğru yerleştireceğiz. Şöyle de bir gülümseyen ağız yapacağız. Şimdi gözümüz için bir başlangıcımızı yapalım. Yine sihirli halkamızı yapıyorum. Bakın ipim gayet kalın bir ip. İki kat yaptım. Sihirli halkamı yapıyorum ve başlıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum ve on dört tane trabzanı halkamın içine dolduruyorum ve bu zincirimizde dahil iki, üç. Bakın ipim gayet güzel kalın dimdik duracak kulağımız gözümüz pardon 3 4 yarımla almayalım 4 5 6 bu şekilde 14 tane olana kadar örelim yaptım. Şimdi yeşil ipimle de her bir trabzan arasına iki defa batarak bütün çevresini dolaşıyorum. Bir iki zincir çektim. Başını doluyorum. Batıyorum. İpimi de şöyle alttan yürütelim. Başını doluyorum. Başını dolayıp bütün trabzan aralarına bu şekilde yaparak devam edelim sıra sonuna kadar gelelim. Ya zaten başlangıç noktamıza kadar örmemiz yeterli olacak. Gözümüzü de yaptıktan sonra tamamlamış oluyoruz. Gözümüzün bütün çevresine dolaşarak geldim. Şimdi gözümüzün siyahının şu şekilde içe doğru bakması gerekiyor. Yukarıdan içe doğru bakacak. Yukarıya doğru şöyle. Onun da bu diğer gözünde bu siyah göze doğru bakması gerekiyor. Yani her iki gözünde birbirine doğru bakmasını istiyoruz. O yüzden şuradaki yere siyahımızı işleyelim. İki kat ettim siyah ipimi, şu şekilde aldım. Bakın düğüm atmadım ve arkaya çıkarmadım çünkü arkasını temizleyeceğiz, görünmesi gerekiyor. Dikmediğimiz için hemen aynı yerin bakın ilmeğimi içe alacak şekilde bir daha geçtim üzerinden ilmeğimi şöyle alta bıraktırmak istiyorum. Şöyle devam edelim sürekli gidiş gelişler yapacağız istediğimiz oranı gelene kadar biraz daha diğer gözü orantılı olması açısından tamamen göz kararı yapıyorsunuz biraz daha büyütmek istiyorum o çünkü bayağıca bir hem kabarık hem de biraz daha bundan büyük bu şekilde biraz daha dışa çıkıyorum beyazımın dışına yani yapmış olduğum siyahın birazcık daha dışındayım şu şekilde tamamlayarak devam ediyorum bakın baya baya diğer gözüm kadar olmak üzere yazdıkları kaybediyorum Şuradaki oluşan beyazların hepsini Evet düğümümü atıyorum ve bitiriyorum gözlerimde dikilmeye hazır hale geliyor. Kurbağamızın bütün parçalarını ördük sizlerle birlikte. Şu şekilde gözlerini tepesi tepe noktasına diktim sabit olacak bir şekilde. Şöyle ayakta kalabilecek şekilde. içindeki beyazı sert örmüştük. Kalın ipten ve iki kat yaparak örmüştük. Çünkü şu şekilde dik durmasını istiyoruz. Yanaklarını ağız kenarlarında diktim ve ağzında siyah bir şekilde gülümseme görüntüsü vererek yaptım. Bağcıklarını ise saç örgüsü şeklinde yaptım. Saç örgüsü şeklinde yapmak için de iki tane canlı yeşilimi bir tane de koyu renkteki yeşilimi aynı ölçülerde kestim. Ve kulağıma kenar yerinden taktım. Şimdi onu da birlikte yapalım. Dikme işlemlerini ayarlayarak siz önce iğneleyin daha sonra yapın yerleştirin. Çünkü farklı farklı görünmesi güzel olmaz. Onun için yedileyerek yapalım daha garanti olsun işimiz. İçinden tam ortaladığım kesmiş olduğum ipimi içten geçiriyorum. Sonra ortaya yeşilimin gelmesini istiyorum. Koyu yeşilimin şu şekilde ortaladıktan sonra koyu yeşil ipimi de geçiriyorum. şekilde. En son tekrar ana rengimiz olan yeşilimizi takıyorum. Ve saç örgüsü şeklinde örüyoruz. Şu üç ipimizi şu şekilde çekiyoruz. Ve birer birer örmeye başlıyoruz. Şu şekilde kedimiz aşağıdan çekirleştiriyor. İpimin sonuna kadar bu şekilde saç örgüsünü yapalım ve berimizi tamamlayalım. Evet. Aşağıya kadar ben örüyorum. Evet kurbağa berimizi de bütün aşamalarını birer birer yaparak tamamladık. Hepinizin ellerine sağlık, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.